ben Derya. Bilgi Deryası kanalına hoş geldiniz. Çoğu kişinin ünlü olma hayali vardır ve birçok filmin senaryosu bu konu üstüne yazılmıştır. Filmleri seyrederken bize gerçekçi gelmiyor olabilir ama bu ünlülerin keşfedilme hikayeleri gerçekten film gibi. Gelin bakalım nasıl meşhur olmuşlar. Fakat videoya geçmeden önce abone ol butonuna ve yanındaki küçük çana tıklamayı unutmayın. Fahriye Evcen. Fahriye o dönem ailesiyle birlikte Almanya'da yaşıyor ve Türkiye'ye tatil için geliyor. Bir şekilde televizyonda program yapan Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak katılıyor ve hemen dikkat çekiyor. Oya Aydoğan da onu yapımcısı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırınca olaylar gelişiyor. Yıldız Tilbe. 90'lı yılların başında Sezen Aksu Fuar'da program yapıyor. Konseri bittikten sonra da tesadüfen Yıldız Tilbe'nin şarkı söylediği pavyona müzik dinlemeye gidiyor. Yıldız'dan o kadar etkileniyor ki kendisine vokalistlik yapmasını teklif ediyor. Hande Soral. Tolga Çevik'in Komedi Dükkanı programında seyirci olarak bulunurken programın interaktif bölümünde sahneye alınan Hande Soral, bu kadar ünlü olacağını o gün bilmiyordu büyük ihtimalle. Sahneden sonra oyunculuk teklifi gelmesiyle şu an hayatımızda yer alan ünlü isimlerden biri oluyor. Burak Özçivit. Burak Özçivit'in babası oğlunun fotoğrafını Best Model of Turkey seçmeleri için jüriye gönderiyor. Ancak seçici kurul Burak'ın fotoğraflarını buruşturup çöpe atıyor. Son anda çöpteki fotoğraflar dikkat çekiyor ve Burak'ın talihi dönüyor. Sibel Can. Nükhet Duru, Sibel Can'ın oryantal olduğu dönemlerde onu seyrediyor ve çok etkileniyor. Daha sonra Ali Kocatepe ve Hıncal Uluca Sibel Can'dan bahsediyor. Çok güzel bir kız, dansını seyredin diyor. Ekip toplanıp onu seyretmeye gidiyor. Ardından da Erkekçe dergisine poz vermesi için Sibel Can ile anlaşıyorlar. Bu pozdan sonra da Türkiye Sibel Can'ı konuşmaya başlıyor. Necati Şaşmaz. Yurt dışında bulunduktan sonra Türkiye'de sigortacılık yapmaya başlıyor Necati Şaşmaz. Yönetmen Osman Sınav'dan da işiyle ilgili randevu istiyor. Ancak yönetmen, gel seninle birlikte çalışalım diyor. Ardından da oyunculuk serüveni başlıyor. Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç Tatlıtuğ aslında başarılı bir basketbol oyuncusu. Ancak bir talihsizlik sebebiyle sakatlanıyor. Herkes onun yakışıklılığını övüp model olmasını söylüyor ama o bunları pek takmıyor. Annesi Beylikdüzü'ndeki bir marketin camında "Profesyonel mankenlerle çalışır mısınız?" ilanını görünce Tatlıtuğ'un yanında bulunan bir fotoğrafını gönderiyor. Mankenlik, modellik derken işte karşınızda Kıvanç Tatlıtuğ. Ufuk Bayraktar. Babasının kahvesinde çalışıyor Ufuk Bayraktar. Tabii kahve Cihangir'de, ünlülerin bol olduğu bir muhit. Bir gün Zeki Demirkubuz çay içmeye o kahveye gidiyor ve Ufuk Bayraktar'a oyuncu olmasını teklif ediyor. Stelio Pipis. Stelio'nun büfesi Beyoğlu'nda bulunuyor. Tost sandviç yapıp satarken içeri bir gün Çiğdem Tunç giriyor. Çiğdem Tunç, Stelio'yu kankisi Mehmet Ali Erbil ile tanıştırıyor. Sonra Seda Sayan'ın menajerliği, sonra gece kulübü işletmeciliği ve şöhret. Hande Yener. Hangi modevi bilmiyoruz ama ünlülerin sık gittiği bir dükkanda tezgahtarlık yapıyormuş Hande Yener. Her nasıl oluyorsa Hülya Avşar ile bir şekilde konu şarkı söylemeye geliyor ve Hülya Avşar telefon numarasını veriyor Hande'ye. Nihat Altınkaya. Aslında Ayvalık'ta yaşıyormuş Nihat. Daha sonra İstanbul'a taşınmış. Çeşitli gece kulüplerinde kapıda güvenlik olarak çalışıyor o dönem.
Bir gün İstiklal'de yürürken bir ajans sahibi onu görüyor ve arkasından gidip oyunculuk yapmasını teklif ediyor. İlk önce Funda Arar'ın klibinde oynuyor. Sonra da ünlü oluyor. Cem Adrian. Cem Adrian o zamanlar Etiler'de fal bakıyormuş. Müzikle de bir yandan uğraşırken bir türlü istediği kanalı bulamayan Adrian, bir gün misafirlerinden birinin "Seni Fazıl Say ile görüştüreyim" demesiyle şansını elde ediyor. Demosunu Fazıl Say'a ulaştıran isimse Demet Sağıroğlu. İbrahim Tatlıses. Urfa'dan İstanbul'a ailesiyle gelen İbrahim Tatlı, çok zor işlerde çalışıyor o dönem. En son demir ustası olarak çalıştığı inşaatta kendi kendine türkü söylerken yoldan geçen Adanalı bir sinemacı tarafından fark ediliyor. Daha sonra Adana'da başlayan gazino programları ve İbrahim Tatlıses efsanesinin doğuşu gerçekleşiyor. Diğer videolarımıza göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.